öğretmenleri, din adamları ve hukuk adamları toplumun en itibarlı meslek grupları haline gelememiş toplumların yarınları ile ilgili büyük endişeler taşımak, yarınlarıyla ilgili endişelerini korkularla birleştirmek akıbeti kaçınılmazdır. Bir toplumun en itibarlı meslek grupları, öğretmenler, din adamları ve hukuk adamları değilse, o toplumun geleceğine dair ümit var cümleler kurulamaz. Münhasıran 16 yıl, evveli de var katın üstüne. Ama geldiğimiz nokta itibariyle dünya üniversiteleriyle rekabet gücümüz. Din adamlarımızın onca nasihatına, din bürokrasisinin onca imkanına, camilerimizin onca inşasına rağmen Türk toplumundaki değer aşınmasına, teknik olarak hükümetin milli eğitim altyapı yatırımlarını mübalağalı rakamlarla, geçmişe nispetle yapıyor olmasına rağmen, pise sonuçlarındaki düşmeye, sıralamada mevzimizin gerilere yuvarlanmasına. Adalet bürokrasimizin Türkiye'deki siyaset dilinin etkisi altında adaleti bir türlü tahakkuk işine bakınca yarınlarımızla ilgili endişelerimizi ortadan kaldırmanın yegane yolu bu öğretmenlik müessesesini toplumun en itibarlı meslek grubu haline getirmemiz gerektiği aşikardır. 24 Kasım vesilesiyle öğretmenlere güzelleme yapmak yerine Türklüğü Müslümanlığın yeniden hamisi bahanesi yapacak. Hakkı hakikati yeniden savunacak bir nesli inşa edecek, dört başı mamur bir Türkiye'nin öğretmenlerin elinden geçeceğini unutmamanın mesuliyetini yerine getireceğiz. Burası ona buna taziye mesaj yayınlamaktan bir şey yapamaz hale geldiğimiz bir, bir yer olmaktan çıkacaksa çocuklarımızı deliler gibi insanlığın istikbaline koşacakları bir kulvarda öğretmenlerle buluşturmak zorundayız. Bunu 24 Kasım vesilesiyle kamuoyuyla paylaşmak istedim bu hassasiyetimizi.